Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında çember uzunluğu konusunda arkadaşlar kalan sorularımıza dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz arkadaşlar alttaki beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Soru 24'te arkadaşlar başlıyoruz dersimize. Yanda verilen A, B ve C merkezli çemberler birbirlerine teğettir. Arkadaşlar teğet demek bunlar birbirlerine değiyor demektir. B merkezli çemberin çevre uzunluğu 72 cm, C merkezli çemberin çevre uzunluğu 108 cm ve köşeleri çemberlerin merkezleri üzerinde olan ABC üçgenin çevre uzunluğu 80 cm'dir. Buna göre A merkezli çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle benim neye ihtiyacım var bunu belirleyelim. A merkezli çemberin çevre uzunluğunu istiyorsa bakın şu A merkezli çemberin yarıçap uzunluğuna ihtiyacım var diye düşünüyorum. Öncelikle B merkezli çemberin çevre uzunluğu 72 dedi. O halde biz çemberin çevresini 2 pi r formülüyle buluyordum arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 72 ise arkadaşlar. 6 çarpı r eşittir 72'den r eşittir 12 santimetredir. Bu neyin arkadaşlar? B merkez çemberin yarıçapı. Bakın burası 12 santimetre. Burası da 12 santimetre diyorum. Aynı şekilde C merkez çembere bakıyorum. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir. Bu sefer çevresi 108 santimetre. Evet. 108'i 6'ya bölersem arkadaşlar. Şöyle 108'i 6'ya bölelim. Bir kere 48'in içinde 8 kere. Evet 18 santimetredir. C merkezi çemberin yarıçapı arkadaşlar. Bırakın. Burası 18. Burası 18. Şimdi ABC üçgenin çevresi 80'di arkadaşlar hatırlarsanız. O halde bakın 12, 12, 18 ve 18 topluyorum. Toplarsam 30, 30 daha 60 santimetre. Toplam çevre 80'di. 80'den 60'ı çıkarıyorum. 20 santimetre arkadaşlar. Şu A merkez çemberin yarıçapları toplamıdır diyorum. O halde 20'yi 2'ye bölüyorum. Ve yarıçapı 10 santimetredir diyorum. Evet yarıçapı 10 santimetre. Bakın şöyle farklı bir kalem ile yazalım. Burası 10 santimetre. Burası da 10 santimetre. Benden çevresini istemişti. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı 10. Çevresi 2 kere 3 6. 6 ile de 10'u çarparsam 60 santimetre olur. A merkez çemberin çevre uzunluğu diyoruz. Evet arkadaşlar. Tamamsak bir sonraki soruya sayfamızı temizleyerek geçiyorum. Evet 25. soruya bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle sorumuzu okuyalım ve anlamaya çalışalım. Yandaki şekilde A, B ve C noktaları bulundukları çemberlerin merkezleridir. Verilen çemberler ikişer ikişer birer noktasından değmektedir. AB 13 santimetre, BC 15 santimetre ve AC 16 santimetredir. Buna göre verilen çemberlerin çevre uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar şu AB 13 santimetre dedi ya. Ben o halde bakın bu küçük 6. Burası 7 olsa diye düşündüm. O halde A'nın yarıçapı 7. B'nin yarıçapını 6 olarak değerlendiriyorum. BC 15 dedi. Bakın buraya 9 kalır. O halde burası 9 olursa bir kontrol edelim. 7, 9 daha 16 arkadaşlar. Bakın AC'nin de 16 olduğunu söyledim. Evet BC'nin 15 olduğunu ve AB'nin de 13 santimetre olduğunu bu şekilde görmüş olduk diyoruz. Şimdi benden ne istiyor? Çemberlerin çevre uzunlukları. Artık kolay diye düşünüyorum. Evet yarıçapı 6 ise arkadaşlar. Çemberden başlayalım birincisinden. 2 çarpı pi çarpı r'den direkt yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 6. 6 kere 6 36 santimetre dursun. Devam ediyorum ikinci çembere. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 7. Evet 2 kere 3 6 6 kere 7 42. Direkt yazdım arkadaşım. Sonra üçüncü çember diyorum.
Yarıçapımız 9. 2 çarpı 3 çarpı 9. 2 kere 3 6. 6 kere 9 54 santimetre. Topla arkadaşım çevre uzunlukları toplamı dedi. 36 artı 42 artı 54 diyorum. 6 4 daha 10. 2 daha 12. Elde var 1. 5 4 daha 9. 1 elde 10. 3 derdi arkadaşlar. 13. Evet, uzunlukları toplam arkadaşlar 132 santimetre olur diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Tamamsak arkadaşlar. Evet, güzel bir soru gençler. Eğer büyüyebiliyorsa bir tık büyüttüm. Ve bakalım. Yukarıda verilen bisiklet parkurunda K, L, M ve N, P ve R doğrusaldır. Doğrusal ne demek arkadaşlar? Aynı doğru üzerine demek. Hemen gösterelim. Tamamdır. KR 150 santimetre, KL, LM, MN, NP ve PR her biri birbirine eşit ve 30 metre. Arkadaşlar KR çaplı yarım dairedir. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bakın bunların her birisi 30 metre ise yarı çap arkadaşlar 15 metre, 15 metredir. Her birisinin yarı çapı 15 metre şeklinde değerlendirebiliriz diyelim gençler. Evet. Devam ediyorum. K noktasından aynı anda aynı hızla bisiklete harekete başlayan Furkan alt yolu, Ersin üst yolu kullanıyor. Buna göre R noktasına ilk kim ulaşır diye soruyor. Açıklayalım diyor arkadaşlar. Şimdi Furkan alt yolu kullanıyor arkadaşlar ve alt yolun toplamı 150. Ben 150'yi 2'ye bölüyorum. 75 arkadaşlar. Bakın şurası 75 metre, aynı zamanda büyük çemberin yarıçapı arkadaşlar. O halde Furkan için diyorum. Furkan yarım çember arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r bölü 2 yarım olduğu için ikiler birbirini götürdü. 3 çarpı 75, 3 ile 75 çarparsak 225 metrede R noktasına ulaşır diyorum. Evet. 5 tane arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 parça üst yol. O halde öncelikle bir tanesini bulalım. Kim kullanıyor? Ersin kullanıyor. Ersin diyorum. Yarı çapımız 15 metre. Yine yarım çember arkadaşlar. 2 çarpı pi çarpı r bölü 2. İkiler birbirini götürdü. 3 çarpı yarı çap 15'ti. 3 çarpı 15 45 metredir bir tanesi. 5 tane var arkadaşım. O halde 45 ile 5 çarpıyorum. Bu da 225 metre oldu diyorum. Bakın Ersin'de arkadaşlar Furkan'da 225 metrelik yol gidecekler ve aynı hızda gidecekler. O halde arkadaşlar kim önce ulaşıyor? Elbette ikisi de aynı anda ulaşır diyorum arkadaşlar. Sorumuzun cevabını bu şekilde verelim diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 27. soruda arkadaşlar. Yanda verilen rüzgar gülünün yapraklarının çevre uzunluğu kaç santimetredir dedi. Dikkat ederseniz arkadaşlar çember parçası bunların her birisi. Burada şöyle bir yapabilirim. Bunların her birisini ayrı ayrı bulabilirim. Ama ben diyorum ki ayrı ayrı bulmayalım. Sanki bunlar bütün bir çembermiş gibi, çember parçasıymış gibi yan yana düşünelim gençler. Bakın şu merkez açılarını topluyorum. Merkez açıları toplayacak olursam. Burada yazalım. 40 artı 40 artı 45 artı 30. 40 40 daha 80. 110 155 derece. Şöyle 155 derecelik bir çember parçası düşüneceğiz arkadaşlar. O halde şurayı bulacağım. Bak, dikkat edin. Şu parçaların toplamını bulmaya çalışıyorum. Çember yayların toplamı. Merkez açımız 155 oldu. O halde yay uzunluğu diyorum arkadaşlar. Yay uzunluğunu ben nasıl buluyordum? İki çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'tı gençler. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap 12 çarpı 155 bölü
360 diyorum. 12 ile 3'ü çarparsak 36 olur. 36'ya böldüm 1. 36'ya böldüm 30. Evet. Şöyle arkadaşlar. 36'ya böldüm. 12 arkadaşlar. Pardon. Evet. 360'ı 36'ya böldüm. 10 diyecektik arkadaşlar. Evet. Şöyle 2 ile sadeleştiriyorum. 5. Evet, 155'i 30'a 155'i 5'e bölecek olursam 155 bölü 5 diyorum. 31 santimetre olur. Bakın şu yayların toplamı arkadaşlar. 4 tane yay parçasının toplamı 31 santimetre oldu. Şeklin çevresini sorduğuna göre arkadaşlar yapmam gereken yer ve toplamam gereken yer. Bakın şurada 12'şer santimetre yarı çaplarımız var. Peki kaç parça? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 12 var. O halde 8 çarpı 12 artı 31 diyorum. 8 12 çarparsam 96 artı 31 6 1 daha 7 9 3 daha 12 127 santimetre olur. 127 santimetre ile 27. sorumuzun cevabını vermiş olalım diyorum. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, gayet güzel bir soru ve dikkat etmemiz gereken bir soru arkadaşlar. Eğer dikkat etmezsek burada büyük bir yanlışa ve hataya düşebiliriz. Önce soruyu okuyorum. Yanda verilen dönme dolapta oturan bir kişinin merkeze olan uzaklığı daima 15 metredir. Daima 15 metre. Bu dönme dolapta bulunan bir kişi A konumundan B konumuna gelene kadar en fazla kaç metre yol alır diye soruyor. Arkadaşlar bakın burası en fazla. Bu bizim için dikkat etmemiz gereken yerdir diyorum. Şimdi daima 15 metre ise merkez uzaklığı. Demek ki arkadaşlar yarıçapı 15 metrelik bir çember düşüneceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki püf noktası şurası. Şimdi öncelikle ben şunu bulacağım. Burada kaç tane aralık var ona bakıyorum. Bak şurada başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça. Bunların her birisi 360'ı 12'ye bölersem 30'ar derecedir diyorum. Şimdi arkadaşlar A noktasından B noktasına giderken bakın buradan buraya gider. Ama en fazla dediği için dikkat etmemiz gereken bir yer var. Buradan da böyle dönebilir. Yani buradaki dönme dolap böyle mi dönüyor? Yoksa saatin tersi yönünde mi dönüyor? Buna dikkat edeceğiz. Çünkü ikisi arkadaşlar fazla dediği için benim ne yapmam gerekir? Uzun yoldan gitmem gerekir diye düşünüyorum. Yani saatin tersi yönünde düşünüyorum. O halde bakın arkadaşlar burası 1, 2, 3, 4 parçası. 4 çarpı 30'dan 120 derece yapar. Bakın buranın merkez açısı 120 derece. Diğer taraf 8 parça. 8 çarpı 30'dan 240 derecedir. Yolu fazla istediğim için ben 240 üzerinden işlemi yaparız diyorum. O halde hemen 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'dan gençler. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 15 dedim. Çarpı 240 bölü 360. Sadeleştir arkadaşlarım. 2 bölü 3. Bakın 3'ler birbirini götürdü. 2 kere 2 4. 4 ile 15 çarparsam 60 metre olur arkadaşlar. En fazla gidilecek yol. Eğer biz yanlışlıkla ve dikkat etmeden arkadaşlar oraya dikkat etmezsem en fazla kelimesine dikkat etmezsem 120 üzerinden işlem yaparım ve 30 bulurum arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat diyelim. Evet, sorumuzun cevabı 60 metredir gençler. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, bir tık büyütüyorum. Fazla büyüdüm. Yanda bir sarkaçlı saat ve sarkacın yaptığı salınım hareketi verilmiştir. Sarkacın bulunduğu sarkacın uzunluğu 25 santimetre olduğuna göre sarkacın ucundaki topun izlediği yol kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar bu yol nereye izler? Bakın şöyle bir yol izler. Aslında bir ne görüyorum? Çember parçasının yay uzunluğunu sorduğunu görüyorum. Merkez açısı arkadaşlar 72 derece. O halde formülümüz 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'tı.
Yaz yerine arkadaşım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 25 çarpı açı 72 oldu arkadaşlar. 72 bölü 360. Şöyle sadeleştiriyorum. 1 bölü 5 kaldı. 25 ile 5'i sadeleştirdim. 5, 1. Evet, 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30 santimetre yol uzunluğu arkadaşlar. Takip ettiği yol 30 santimetredir diyorum ve arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, kendinize iyi bakın.